merhaba çocuklar. Bugün online sınav oldunuz. Martı'nın. Umarım hepinizin iyi geçmiştir. Şimdi İngilizce sorularını cevaplayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Efe is taller than Alp. Efe Alp'ten daha uzundur. And he is shorter than Berk. Ve Berk'ten daha kısadır. Alp is taller than Arda. Arp te Arda'dan daha uzundur. Ya bu denklemi kurup matematiksel formül gibi büyüktür küçüktür işaretleri yaptığımız zaman en kısa kim kalıyor? Arda. O zaman who is Arda? Arda kimdir? D şıkkını buluyoruz. İkinci sorumuza geçelim. Which one is true according to the weather forecast? Hava durumuna göre hangisi doğrudur diyor. Moskova is sunny and hot. Moskova güneşli ve sıcaktır. Bakıyoruz kar yağışı var soğuk. Ankara is cloudy. Ankara bulutludur. Doğru. Take your umbrella in Madrid. Madrid'de şemsiyeni al demiş ama bu foggy, sisli işareti. It's storming Rome. Roma'da hava fırtınalı diyor. Bakıyoruz. Güneşli. O zaman doğru olan şıkkımız Ankara işaretledik. Üçüncü sorumuz. Which one is true according the chart? Tablomuza göre hangisi doğrudur? Alp likes carousels. Alp Karuzeli sever. Bakıyorum Alp'e. Yüz gün surat. Hayır. Emir likes fairy seals. Emir dönme dolabı sever. Emir'e bakıyorum. Dönme dolap. Hayır. Alp hates bumper cars. Alp çarpışan otomobillerden nefret ediyor diyor. Yine yüzüme bakıyorum. Hayır. Emir loves roller coasters. Emir hızlı treni sever. Bakıyorum. Doğru. O zaman D şıkkımızı işaretliyoruz. Which one is false according to the table? Tablomuza göre hangisi yanlıştır? It's cold in Istanbul today. Bugün hava İstanbul'da soğuktur diyor. Bakıyorum güneş işareti var. Ankara was cloudy yesterday. Ankara dün yağmurluydu. Pardon bulutluydu. Evet. İstanbul was foggy yesterday. İstanbul dün sisliydi. Evet. It's raining in Ankara today. Bugün Ankara yağmurludur. Evet. O zaman hangisi yanlış oldu? Birinci şıkkımız. It is cold in Istanbul today. Bugün hava İstanbul'da soğuktur. Yanlış. Which question is not answered in the dialogue? Diyalogda hangi sorunun cevabı yoktur? İlk önce hızlıca bir diyaloğumuzu okuyalım. Hi Jim, it's nice to see you. Merhaba Jim, seni görmek güzel. Me too. Ben de aynı fikirdeyim. Where were you last summer? Geçen yaz neredeydin? I was in Istanbul, Turkey. Türkiye'de İstanbul'daydım. Really? Gerçekten mi? Was your family with you? Ailen seninle birlikte miydi? Yes, we were together. Evet, biz birlikteydik. It was amazing, harikaydı. It was icing to holiday, bir gezip görme tatiliydi. There were a lot of historical places there. Orada çok tarihi yerler vardı. What about you? Ya sen ne yaptın? Where were you on your holiday tatilde? Sen neredeydin? I was here. Ben buradaydım. But it was a great holiday for me. Fakat benim için harika bir tatildi. Because there was a fair in the city center. Çünkü şehir merkezinde bir panayır vardı. And my friends and I were there every day. Her gün arkadaşlarımla ben oradaydık. I am happy to hear that. Bunu duyduğuma sevindim. Şimdi cevabı olmayan diyalogdaki soruyu bulacağız. Where was Harry on holiday? Harry tatilde neredeydi? I was in Istanbul. İstanbul'daydım diyor. Var. Why did Jim have a good holiday? Jim niye iyi bir tatil geçirmiş? Because there was a fair in the city center. Şehir merkezde bir panayır vardı. Var. How did Harry go to Istanbul? Bununla ilgili bir bilgi yok. Son şıkkımıza da bakıyoruz. Who was Harry on his holiday? Tatilde Harry kiminle birlikteydi? Ne dedi? Ailenle miydi? Evet, biz birlikteydik dedi. Bunun da cevabı var. O zaman cevabı olmayan şık C. 6 ve 10. sorularımızı For this question choose the best option to fill in the blanks boşluğu doldurmak için en iyi seçeneği buluyoruz I feel ben hissediyorum yüz, yüz işaretimize bakıyorsunuz On, Hangi hava durumunda? Sleepy uykulu Rainy yağmurlu günlerde Doğru Moody karamsar Snowy karlı Resim uymuyor Tired yorgun foggy Sisli uymuyor Upset üzgün windy uymuyor O zaman aşıkkı Yüz ifadesi çok uyuyor mu? Takılmayın çünkü Rainy'e sadece bu şıkkımız uyduğu için A'yı işaretliyoruz. 7. sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşı bir soru soruyor. Kız da cevap veriyor. No, he is reading a newspaper. Hayır, o bir gazete okuyor diyor. Yani sorduğu şeyi yapmadığını söyleyecek. Sonra başka bir şey yaptığını ifade edecek. Where is your father? Baban nerede? Olmadı. Is your grandpa sleeping? Büyük baban uyuyor mu? olabilir. Who is reading a newspaper? Kim gazete okuyor? Olmadı. What is John doing? John ne yapıyor? Olmadı. Cevabımız B. Zaten size her zaman ne diyoruz? Yes, no cevabımız varsa sorumuz neyle başlayacak? Helping verb yardımcı fiille. Question verb soru kelimesiyle zaten başlamaz. Bundan emin olarak doğru yaptığınızı düşünüyorum ve B şıkkını işaretliyoruz. I think the carousel is dull. Bence karusel sıkıcı diyor. Yani dönme dolap. I sorry, e, atlı karınca. I disagree. Ben katılmıyorum diyor arkadaşın. Neden katılmıyor şimdi karusel'in sıkıcı olduğunu düşünen kişiye katılmayacak ve bunu anlatacak bir şey bulacağız. It is boring. O oldukça sıkıcı demiş. E katılmış oluyor. I don't, don't enjoy riding it. Ona binmeyi sevmiyorum diyor. E katılmış oluyor. I think is thrilling bence o nefes kesici, heyecan verici diyor. E o zaman farklı fikir doğmuş oluyor. It's worse than the ghost train korku treninden daha kötü diyor. Bu da gene uymuyor. Cevabımız C. Can I have a muffin? Bir kek alabilir miyim please lütfen diye soruyor. Waiter garsonumuz Sorry madam. üzgünüm bayan diyor. Ve bir şey söyleyecek ki Müşterimiz so I want a croissant. O zaman ben bir kruvasan alayım diyor istiyorum. Okay, bon appetit. Tamam, afiyet olsun diyor. Of course, tabii ki. It's all gone. Hepsi bitti. Excuse me. Hani duyamadım. Pardon, tekrarlar mısınız anlamında? Enjoy it. Afiyet olsun. Hangisi cevap? Bittiği için muffin, croissant alıyor müşterimiz. Son sorumuz. I learn polka at a dance club. Dans kulübünde polka öğreniyorum diyor. Bir soru soracak. Cevabı in Germany, Almanya'da olacak. Ne soracak bakalım? When do you go to the course? Kursa ne zaman gidersin? Alakasız. Do you like dancing? Yes veya no. Ola başlaması lazım. Can you repeat it please? Lütfen tekrarlar mısın? Alakasız. Where is it popular? O nerede popüler? Yani polka dansı nerede popüler diye soruyor. Germany, Almanya'da. Doğru cevabımız ve D şıkkı. Umarım hepiniz doğru cevapları vermişsinizdir. Takıldığınız yerlerde de bu size bir ışık tutmuştur. Gene de takılıyorsanız beraber görüşelim.